Sözün yazıya, yazının söze dönüştüğü programı Söz Yazı'dan herkese merhaba. Evet, bugünkü konuğumuz aslında bir iş insanı. Fakat söz konusu iş insanımız bugüne kadar 12 kitaba imza attı. Yani yazın dünyamızda da kendi adını duyurmaya başladı. Kendi anılarıyla birlikte. Evet, kimden bahsediyoruz? Çok değerli ağabeyimiz Ahmet Sander. Ahmet Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, bir ticaret insanısınız. Sizi muhtemelen birçok insan bu yönünüzle tanıyor ama diğer yandan yazın dünyamızda da bugüne kadar toplamda 12 kitap, bir de 9 kitap tabii ki bunun içerisinde bir seri olarak gelen Yaşanmış Öyküler diye. Bunun dışında kalan 3 kitap vardı ayrı olarak bu serinin dışında. Toplamda 12 kitaba imza attınız ve bu devam etmektedir. Doğru. Şimdi tabii ki her kitap çıkarttığınızda elimizden geldiğince sizi konuk alıyoruz. Yazdığınız kitapları konuşuyoruz ama ola ki bu programlarımızı görmemiş olan, kaçırmış olan okurlar varsa diye şöyle bir özetle başlayalım. Yani bu yazım tutkusu nereden geldi? Kendi anılarınızı bir anlamda belgeleme dürtüsü nereden doğdu? En azından onu bugün bizi ilk defa izleyecek olanlara aktarmış olalım. Evet, tabii ben malum yazar değilim, değildim. biraz da zorlandım yani edebiyat. Okuldayken de çok edebiyat meraklısı değildim. Onunla da hata yaptığımı inanıyorum. Ama spor meraklısıydım ben işte. Öyle. Mesela işte arkadaşlarım vardı, Ahmet, Tolgay, Osman Güvenir. Evet. Ki onlardan çok yardım aldım. Yazmayı öğrenmek için öneriler aldım. Evet, onlar mesela daha çok şiirler yazarlardı öğrenciyken. Biz de spor yapmaya uğraşıyoruz. Jimnastik ve voleybol yapardım aslında. Futbolu da beceremedim. Öyle mi? Sert mi bulduydun? Neydi? Sert bir oyun yani. Kolay değil. Ya beceremedim aslında. Yani sonra işte bu savaşlar oldu, işte 60 yaşına geldiğimde, şu anda 76 yaşındayım. Allah uzun versin. Yazmam lazım dedim. Ben birçok savaşa katıldım, birçok şeyleri gördüm. İşte TMT, Türkiye'de gizli eğitimler. Yazmam lazım bunları dedim. Bir de tabii bir ara böyle TMT'yi suçlama durumları da çıktı. TMT ile EOKA bir oldu. Da bu memleketi kana buladı gibi bir havadır. Oysa TMT tamamıyla savunma eğitimlerimizde öyle yaptık. Olduğu adı üstünde. Evet. Onu da belirtmek için yazayım dedim ama yazamadım ilk. Yazamıyordum. Yani beğenmiyordum yazımı da. Bir sayfada bir kitaplık laflar biterdi. Bilirsiniz. Beceremedin, güvenmedin de kendine. Yazamadın. Tabii sorduk. Biraz uzun uzattım yani ama. Yok, aslında merak edilen bir durum bu. Özellikle Ahmet Tolgay'a yardım oldu bana. Ne yapacağız? Yazamıyoruz. Tabii öyle başkası da yazsın olmaz. Ben yazmam lazım. Kendi anılarımı, doğruları da. Evet, oku, biraz bol kitap oku dedi. Al, okuduk. 3-5 tane kitap okuduk. 500 tane kitap okudum. Bunun içinde birkaç tane daha hızlı okuma taktikleri olan kitapları var. Auto reading bilmem ne. Evet. Çünkü okuyan çabuk çabuk. Yazmaya başlayayım, bileyim. O altyapıyı oluşturasınız diye. Olmadı biliyor musunuz? Siz bilirsiniz. Okuman olmaz. Evet, genel bilgiler. Çünkü ben hep anı kitapları okudum. Ben kendi yazacağım tipleri okudum. Ve ben de yazarsam nasıl yazarım gibi de okudum. Yani fakat gene yazamıyorum. Kitap okursanız okuyun, yazma başka bir olay. Başka bir şey. Yani binlerce ama kitap. Ama onun yararı oldu. Yararı genel var tabii ki. Kültür olarak 500 kitap. Şimdi 1000 kitaba çıktı. Cümle olarak büyük bir yarar olur. Dedik ne yapacağız, yazamıyoruz. O zaman bir arkadaş bana dedi ki bir yazma yap. Yani böyle kuduru derler ya. Evet. Kuduru bir yazma yap bakalım. Ama bu da şey yaptım. Dedim Ertan Birinci'ye. Ya dedim ben işte ekonomi yani ticaret adamıyım da ya. Haftada bir ekonomi yazısı yazayım. İşte para düştü çıktı. Evet. IMF nedir o? İstanbul Bank'ın kıymetleri de o zaman. Yani onun gibi böyle ekonomi yazısı var ya haftada bir, işte orada ikinci, beşinci yazıdan sonra mürekkebe bulaşmaya başladınız güven, aslında. Evet. Güven de çok mühim. Doğru. Güvenmedi mi onu çıkarayım. Olmadı bu cümle. Evet. Çıkar. Olmadı. Nasıl? Anı mı yazıyorsun? Edebiyat da bilmen. Evet. Ne yapacaksın? Doğru. Evet. O bir altyapı oluşturmaya başladı size. Çok önemli oldu. Ertan Birinci'ye de şeyler her zaman söylerim işte. Bana şey verdi. Köşe verdi. Köşe yazdı. Evet. Ama bildiğim konu olduğu için ilk üç bir de bilirsiniz mesela şimdiki köşe yazarları mesela o zaman
Oktay Ekşi vardı. Sanırım da bir ara şey onunla şey yaptılar. Röportaj yaptılar. Kaç dakikada yazarsın? 5 dakikada yazarım dedi. Köşe evet. yazarı şey meşhur ünlü. Biz 5 günde yazdık. Beğenmek zorlanırım. Haftada bir bile bana da şey heyecan veriyordu. Yani heyecanlanıyordum bitireyim. Evet. Bir köşe yazısını. Sonra biliyorsun işte ilk 5 gün olur. Evet. 5. gün bir günde yazarsın. Şimdi de yarım saatte yazarsın öyle bir şey olsa. O köşe yazarlığını tabii bıraktık. Baktık tamam yazıyoruz. Yazdık. Bu arada eşimin bir böyle laptopu vardı. Bir marka. Evet. Öpey de eski yani. 15-20 sene oluyor o demek. Ama hala da onu kullanıyorum. Daktilo yerine. Çok güzel bir şey. Onu da öğrendik yani. Evet. Yaz. Diğer taraftan da teknolojiyi çıkar. De öğreniyorsunuz. Bir ara. Çok kolay değil bizim yaşlarda öğrenmek. Daktilo dönemleri vardı ama. Hiç olmadı. Öğrendik işte silmeyi, eklemeyi, bilmem neyi. O da güzel. Çok şey ya. Yani imlayı bile söylüyor sana. Evet. Yanlış yapabildiği zaman. Benim eski bilgisayar. Yani 15 senelik. Evet. Ya imla yani sözlükleri sözlük bile var içerisinde yani demek isterim. Yanlış yazdığımı altını evet. çiziyor. O çok mühim. Kesinlikle. Yani. Peki ilk kitabı oluşturduğunuzda tabii. İlk kitap hangisiydi? İlk kitap Özel Harp Dairesi ve evet, TMT. Evet. 5 yılda yazdım onu. Evet. Bu kitabı ilk çıkarttığınız zaman yani artık matbaaya vereceğiniz noktada tabii ki yardım aldınız evet. yine belki Ahmet Bey'den aldınız, Tolga'dan evet. diğer arkadaşlarınızdan aldınız ama verdikten sonra işte o bekleme süreci matbaadan bekleme süreci sonra elinize aldığınız zaman ilk kitabınızı ne hissetmiştiniz? Evet, çok değişik tabii siz de bilirsiniz. Tabii ben 5 yılda yazdım. Yine arkadaş Ahmet Tolga dedi ve işte Hasan Kahvecioğlu'na bastır, iyidir. Ona da gittik, o da yardımcı oldu şeyde. Okumasını da yaptı, bir defa daha o yaptı. Editör olarak başkası da yaptı. Ama ben yazdım hepsini bir kere onu. Evet. Yani başkasına yazdırtmadım. Düzeltmeleri de yalnız şeyde istedim. Söyleyiniz. İmlalarda yani imla evet. veyahut da çok düşük kelimeler, cümleler varsa sizin sorunuz yalnız başkaydı. Evet, çok mühim o. Ya ben de onu kitap sahibi oldum. Aldığımda dediğiniz gibi Allah çok yani, güzel ya. Ticaretle bunu düşündüğünüzde sanki ticarette farklı bir atılım yapıyorsunuz. Evet. Mesela yeni bir alana giriyorsunuz ve o yeni alana girdiğiniz zaman nasıl bir feedback, geri bir dönüm alacağınız bir merak konusudur. Başarılı mısınız, değil misiniz evet. orada? Kitap da sanırım aynı duygular gibidir. Yani bir kitap çıkarırsınız, tamam çıkarttık bu kitabı da kim okuyacak, ne kadar okunacak diye. Nasıl oldu ilk kitabın size evet. geri dönümü? O kitap aslında çok sattı. Üçüncü baskıyı yaptım, bitiriyorum onu da. TMT dendiğimi o zaman. Konunun olması... İlk kitaplardandır TMT için yazılan aşağı yukarı. Yani çok yazılmadı. Biraz bu Erenköy. Hı hı. Evet. Kitaplar arkadaşlar yazdı. TMT ve Özel Harp Dairesi Türkiye'de gizli eğitimler falan merak etti yani. Ve 3000 küsur satıldı. Peki, ondan da çok memnun olduk. Bu evet. kitapta şimdi bakıyorum yani bu şu anda 9. biraz sonra bunu daha detaylı evet. konuşacağız ama bir seri olarak başlattınız bunu kendi içerisinde. Kendi oluştu belki de bu seriler. Evet. Hem yaşanmış öyküler hem ticarete kaydınız son dönemlere baktığımızda bir de dikkatimi çeken formatı hep aynı. Yani kitaplar yan yana koyulduğu zaman da ne birisi birinden daha büyük ne daha küçük oluyor. Aynı formatlara evet. gidiyor. O bir ilk 3 kitap savaşlar için yazdım. Evet. Onlar 350 sayfalıktır. Bunlar 120 sayfalık civarında işte olur. Yani onun da bunlar da hesapta yoktu. Evet. Yazacağım. Hı. O 3 tane yazdıktan sonra yani birinciyi 5 yılda yazdım. İkinciyi 63-68 olayları ve savaşları birçoğuna da katıldığım için 350 sayfa. O da 2 yılda yazdım. Üçüncüyü 74 savaşları 350 sayfa. Onu da 1 yılda yazdım. Ya dedik tamam. Sonra dedik, yani biraz da emeklilik haline girdik. Zaten benim çocuklar da işte ekonomi İş okudular, işe tabii. geldiler. Dedik ihtiyar biraz çekilelim. Bu işte devam edelim. Hakikaten öyle de gerek değil mi? Evet. Biraz da geri de çekilmiş oluruk. Bu da güzel. Evet. İlk kitabımızda bol sattı. İkinci de fena değil ama. Peki bunlar nasıl satışlardı bunları? Satış olarak tabii biliyorsunuz okumuyor insan. Evet, okuyanlar az. Okumadan. Ama memnunum. Alanlar da memnun. Bekleyenler var. Birkaç yüz kişi var böyle. Ne zaman çıkıyor? Yenisi. Çünkü olaylar var. Kemikleşmiş bir okur oluyor evet. aslında. Değil mi? Ya, yani ben işte üçü bitirdikten sonra, üç kitabı. Ya dedik öğrendik de bu işi.
Çünkü çok kadar yazıyorum. Şimdi evet. bunu birkaç ayda yazarım. Evet. Küçük de ya bu. Hı-hı. Resimleri de buluyoruz. Evet, o da doğru. O da lazım. Evet. Kendimizin çok yoktur. Evet, doğru. Siz bilirsiniz. Biz daha eski. Evet. İnanamayacaksın ya. O kadar güzel olayda bir resim yok. Çünkü o zaman bir fotoğraf makinesi herkeste yoktu. Biriktirmek de yoktu aslında. Fotoğraf biriktirme konusu da yani. O da bu zaten biriktirme. Yazacağım diye bir şey yoktu. 60'a geldiğimde, 60 yaşına geldiğimde yazmayı düşündüğüm için bende bir arşiv de yok. Biraz işte İspor'dan evet. bazı şeylerin 5-10 tane. Ne güzel ki şunu aslında, şu mesajı da veriyorsunuz. Yani ben öyle bir mesaj da algılıyorum. Belki okur da aynı şekilde algılar. Yani bu işin şu zamanda başlanacak diye bir noktası yoktur. Özellikle kitap konusunda. Evet. Bir kitap yazmaya karar verildiği zaman ve o birikim de olduğu zaman bu illaki 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlarda yazılması gerekmez. Belki 60'lı yaşlarda daha olgun bir yazım dili de geliştirebilir insanoğlu. Evet. Onun için yazmanın da yaşı yok diyelim biz. Doğru mu? Öyle. Ama tabii işte ben yazmaya niyet ettim. Yazmam lazımdı. Bu anıları ben memnunum da. Çok çok anı. Ve şimdi bunlar da girdi. Aman Allah'ım. Yani çocukluğumdan neler varmış, şeyden neler varmış, evet. iş hayatımdan, şimdi iş hayatına. İş hayatından, evet, o da çok enteresan. Devam yani ediyor. Baktığımızda 20. kitabı bulmaya niyetliyim. Ne güzel, ömrüm inşallah olur, inşallah olur. Yeterse. Peki, sohbetimize kısa bir ara verelim. Biraz sonra ikinci bölümümüzde Ahmet Samver Yaşanmış Öyküler, Kıbrıs'ın Eski Ticaret Hayatı ve İlginç Ticari Anılarım 9 isimli kitabın içerisinde yolculuğumuzu yapalım biraz sonra isterseniz. Peki. Tabii. Tanıtacağımız ilk yayın, Sume'den Nameler Yayınları tarafından okurla buluşturulan ve Ceynur Pehlivan'ın kaleme aldığı Ateş Çiçeği. Kitabın ön sözünden bir alıntı yapıyoruz. Bileğimin ve hayal gücümün yüksek olduğunu fark ettiğim bir zamanda kalemimi satırlarla buluşturarak yazmaya karar verdim. Önceleri küçük küçük şiirler yazarak, daha sonra da sizlerle buluşturduğum Ateş Çiçeği romanımı kaleme alarak bu yeteneğimi sizlerle paylaşmak istedim. Ateş Çiçeği ve kahramanları tamamen hayali olup parmaklarımı tuşlarda ahenkle dans ettirerek sevgi ve aşk adına bir roman ortaya çıkmıştır. İçinde bulunduğumuz dünyada maalesef artık sevmek ve sevilmek gibi duygular çok çabuk tüketilmekte, her şey menfaatler doğrultusunda yaşanır olmuştur. İşte tam da bu noktada Ateş Çiçeği doğmuştur. Yaşanası güzel duyguların hiçbir menfaat gözetmeksizin her zaman sizlerle olması dileğiyle. Ceynur Pehlivan. Tanıtacağımız ikinci yayın, Hiper Yayın tarafından okurla buluşturulan Profesör Doktor Ulvi Keser'in kaleme aldığı Kıbrıs Türk Mücadele Tarihinde İletişim 1955-1974 adını taşıyor. Kitabın arka kapağından bir alıntı yapıyoruz. Acılarla dolu geçen yıllar, esaret, gözyaşı, göçler ve mezalim altında inleyen Kıbrıslı Türkler. Kıbrıs tarihinin hep göçlerle, sorunlarla, acılarla, çatışmalarla anıldığı söylenir her daim. Doğrudur. Hep öyledir ve muhtemelen bundan sonra da sorunlar ve çatışmalar adası olmaya devam edecektir. Bu acılara en çok maruz kalanlarsa tek istedikleri huzurlu bir hayat sürmek olan Kıbrıslı Türkler olmuştur. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin en temel insan haklarından birisi olarak değerlendirdiği haberleşme hürriyetlerinden bile mahrum kalan Kıbrıslı Türklerin özellikle 1955-1974 sürecinde yaşadıkları seslerini duyurabilmek, acılarını dünyaya anlatabilmek, direndiklerini, var olduklarının yakınlarına ve özellikle de Anadolu'ya ulaştırabilmek amacıyla giriştikleri inanılmaz, şaşırtıcı ve dünya iletişim tarihinin en ilginç, en imkansız yolları tam da bu süreçte hayat bulur. Heme, Kokna, Kızılay, Yenişehir, İskenderun derken akla hayale gelmedik yollar haberleşmek, iletişim kurmak amacıyla kullanılır. Kıbrıs Türk mücadele tarihini anlamak, bu dönemde insanların nasıl iletişim kurdukları, nasıl birbirlerinin haberdar oldukları, o çaresizliklerin içinde çareyi kendileri nasıl buldukları bilinirse değer kazanacaktır. Tanıtacağımız son yayın ise Kıbatek Yayınları tarafından okurla buluşturulan ve Kıbatek'in bir vefa borcu örneği kitaplaştırdığı Suna Atuna Armağan isimli kitap. Kitabın arka kapağından bir alıntı yapıyoruz. Suna Atun, Kıbatek Vakfı'nın kurucusu ve ölümüne kadar vakıf mütevelli heyetinin aktif üyesiydi. Ayrıca rahatsızlığının olanak vermediği birkaç kez dışında tüm vakıf etkinliklerinde yer aldı.
ölümü Kıbatek için doldurulamaz bir boşluk yarattı. Ona vefa borcumuzu ödemek kolay değil. Uzun süren iş yaşamından sonra kurup başkanlığını yaptığı Samtay, Kıbrıs koşullarında olağanüstü sayılacak sayıda kitap yayımlayarak silinmesi olanaksız izler bıraktı ve Sun Hatun'un vizyonunu görünür yaptı. Bu görünürlük ona ödenecek vefa borcu için onun adına yayımlanacak, ona armağan edilecek bir kitabın doğru bir tercih olduğunu gösteriyor. Biz de tercihimizi o yönde kullanarak Kıbatek olarak ona bu kitabı armağan etmeye karar verdik. Sayısı kabarık olan yayınlarımız içinde bu kitabın özel bir yeri olacak. Bu haftaki Söz Yazı programımızın konuğu olan iş insanı fakat yazım dünyamıza şu ana kadar 12 kitapla okurun karşısına geçmiş olan Sayın Ahmet Sanver'le yeni yayını Kıbrıs'ın eski ticaret hayatı ve ilginç ticari anılarım 9'u konuşmaya devam ediyoruz ve bu yeni yayınınız şu anda eminim matbaada veya yazım konusunda devam ediyorsunuz. Onu programın sonunda soracağım size tezgahta bir şey var mı diye ama bu kitabın içerisindeki bölümlere baktığımızda 1963 savaşları öncesi ticaret anılarım. 1964'ten 1974'e kadar başımıza neler geldi diye bir soru takısıyla hırsızlarımız Kunduracı Ali Şevki Camgöz, arkadaşım ve korumam Ali Şefik ve Gonlara isimli bölümler yer almaktadır. Şimdi ilk başlığa baktığımızda, ana başlığa baktığımızda 1963 savaşları öncesi ticaret anılarım başlığı altında bir bakıyoruz ki liseyi bitiren arkadaşlarınız 30 lira karşılığında devlet memuru olurken siz bitirmenize rağmen hayır dediniz, ben 30 liraya devlet memuru olmayacağım, ben ticaret yapmak istiyorum. Ve bu süreç içerisinde aslında parasız da kaldığınız oldu ama siz o memurluğu seçmediniz. Niye? Babam küçükten beri bir de Türkçe oluyor. Babam yorgancıydı. Evet. Bab sokağında Rumlar da vardı, Türkler falan. Karşısında bir tüccar vardı. O da tüccar küçük bir şey inşaat malzemesi satan. Evet. Yani çimento satar, torbacıyla. Tahta satardı, bilmem ne satardı. Bak dedi, ben tozun toprağın içinde işlerim. Ölüyorum. O benden fazla kazanır ha. Dedi karşıdaki, evet. Kıskandığından değil, emreniyor, siz tüccar olacaksınız dedi. Memurluk da hiç düşünmeyin dedi. Ve dediğim gibi kitaplarda söylüyorum, şeyimiz de yok, sermaye yoktu, biz tüccar olacak. Memurluk o zaman istediğin yere istediğin şekilde girerdin. Evet. Yani lise mezunu bir şeydi. Mutlaka bir daireye, bir bankaya bir şeye kolay. Şimdiki gibi biraz zor değil. Evet. Hani. Ama orada bir de maaş, yani bir geliriniz var, sabit tamam ama sonuçta o evet. Gelir size gelecek diye bir rahatlığı var. Yani riski olmayan bir şey baktığımızda. O 30 lira zamanlarıydı işte. Zaman. 30 lira zamanları. Evet. Siz riski onu, seçiyorsunuz. Onu mesela birkaç sene sonra da mücadelik olunca biz sıfır. Arkadaşımız 30 lira almaya başladı benim sınıf arkadaşım. Ben sıfır. Tabii sonradan fark ettim bunu. Çünkü biz gönüllü girdik savaşa. Savaş için. Evet. Zaten TMT'deydik. Sonra baktık ki meğer biz hem beleş hem şey yapıyorduk ama şikayetimiz yok o bakımdan. Evet. Yani ama memnunuk. İlk 3-5 seneden sonra tabii patladı. Bu defa 3-4 memur maaşı çıkaracak bir ticaret hayatımız oldu. İlk adımı da 3 Ağustos 1958'de kardeşinizle birlikte evet. Yol kenarına oturup yastık satmaya başlıyorsunuz. Evet. Yani babam bize işte yorgancıyken illa tüccar olacaksınız dedi. Aynı şekilde kardeşim de öyle bir niyet. Dediğim gibi sermaye de yok. Evet. 58'de bir toplumlar arası şeyler oldu. Babam dükkanı bıraktı. 6 ay kapattı. Hı hı. Biraz sınırda olduğu için. Evet. Yorgancı malum. Ne yapacağız? Otururuk evde hepsimiz. Bir de biz öğrenci tabiiz. Yaz tatili. Evet. İşliyordum ben şeyde. Bambakyan diye bir gazoz fabrikası vardı. Hı hı. Orada çalışıyordum yazları. Oradan da korktuk gitmeye. Evet. O da nerede biliyor musunuz? Tütün fabrikasının olduğu yer Rum. Rum evet, bölgesi, evet. Yenişehir. Evet, Yenişehir'de. Doğru. Ona bile korktuk gitmeye. Çünkü insan öldürülürdü sokaklarda. Hı hı. Evet, ne yapacaktık derken Girne yolu. Evet. Tek yol, tek bir yoldu yani o Girne'ye giden. Başka hiçbir yerden gidemezsin. Hı hı. Şimdi var ya, evet. Dereboyundan bilmem Gaymaklı'dan evet. Gitme. Evet. Hiç. Oradan geçmekle. Limasol'dan gelirsiniz. Oradan geçmek durumundasınız. Girne'ye gideceksiniz, bizim önümüzden geçeceksin. Diniz. Bizim evin önü. Evin. Evet. Dedi babam, yani ben de o da usandı zaten. Yastık yapalım, biraz da satalım bu İngilizlere, geçerler İngilizler denize. Evet. Ondan başladık işte böyle. Sonra
İlk sattığınız zaman, satış yaptığınız zaman ve o parayı aldığınız zaman ne hissettiniz? Yani, evet, o da tamam, çok... şimdi buraya kadar dediniz, ticareti yapmaya başladık mı dediniz? O da çok güzel. İlk günden de bir şey de sattık. Sevindik. Sandalye, eski yastık sandalyenin evet. üzerine koyduk, evin önüne koyduk. Baş yastığı derdik, o evet. yatakta olan. Bir de kuşun derdi İngilizler, kare. Minder de derler işte. Evet. Yahut da koltukların üzerine konan, onlardan yaptık. 5-10 tane koyduk. Evet, yalnız ilk müşterimiz karşıda o biraz da yine 58'de bir küçük bombacık koydular. O basın yayın bürosu, evet. TC'nin evet. o şey durur, evet, doktorun kliniği. Evet. Evet, nereden geldik buraya? Orada bir Dündar Bey vardı. Gazeteciydi bunlar. Bir de Yılmaz Hiç Yılmaz müdürüydü. Evet. Hatırlarım ve bunlar döndüklerinde de ünlü gazeteciler ve şeylermiş. Duyduk bunları ama çok zaman geçti. Yani. Rahmetli oldu. Biz çocuk. Ben 15 yaşında. Onlar 30 yaşlarında. Evet. Dündar çok da şakacı bir şeydi. Hemen geldi. 2 tane baş yastığı aldı. Çünkü yastığı Türkiye'den geldiler. Herhalde eksiydi. İlk müşterim oydu. İlk orası da başladı. Ona uğurlu oldu herhalde. Evet, dediğiniz gibi tabii ilk günden 3-5 lira topladık. 1 liraydı biliyorsunuz şeyin. 30 lira ayda maaşı memurun. Malzemeyi nereden buluyordunuz? Ha, öyle bir çatışma. Bir de malzeme hatta zaten... Kapanma bir durum vardı o zaman. Evet. Malzeme aslında bulunduğu için oldu. Babam ondan 3-5 ay önce, yani o tarihten 58'in başında, İngilizler hafif hafif de ayrılmaya başladıydı. Devka bitiyordu 58'de. Ve kalan mallarını kamplarda böyle lot yaparlardı. Lot derlerdi. Yığın yaparlardı. Hı hı. İşte böyle yastık, yorganları, çilteleri bir yığın yaparlardı. Aletleri, maletleri, şeyleri bir yığın yaparlardı. Hatta evet. senin için de söyleyeyim. O dokümenter yaptığınız çok evet. güzel. O radyonun ilk makinası. Evet. Onlardan çıktı o da. Evet. İlk 5 gün yaptığımız. O lot. Evet. Yani onlardan bir evet. atıl. 5 yani. Megawatt neyse. Evet. Bunlar çok şeyler çıkardı onların içerisinde evet. kullanacak. Radyoda da çok kullanıldı. Evet, lot yaparlardı böyle. Delal gelirdi. 20 lira, 30 lira derdi. 50 lira derdi. Alavuna verirdi. Babam da gitti. 2 lot şey aldı. 4 kamyon getirdi. Bahçeye attı. Yastık yorgan. İşleri kuş tüyü derdik ama tavuk tüyü. Evet. Çok güzel yastıklardı. Biliyorsunuz böyle çizgili kumaştan çok evet. ama kullanılmış. Siz içini aldınız. Biz basma alıyorduk. Basma, evet. çiçekli basmalar. Evet. Onun içine devirip dikiyorduk tabii. Babam yorgancı. Evet. Ben de ona yardım ediyordum. İşte bir şeyler. Çok güzel. Annemin de dikiş makinesi vardı. Singer siyah. Evet. Klasik. Onu aldık. Ayakla çalışan da diyor. O zaman yoksa elektriğe bağlanıyor. Ayak. Bazen o zaman ayakla çalışıyordu evet. sadece. Evladı yeri. O da hala daha durur. Evet. Makine. İşler de istersen. Evet. Dikip onu yaptık. Yani biraz da o itti bizi. Zaten Ağustos geldi, Eylül geliyor. Yağmur da gelecek bahçede. Bunlar durur. Ne yapacak? Kullanmak lazım. Evet. Bu arada hadi babam dedi. Sen de biz de yavara kaldık. Babam da kaldı. Biz de kaldık. İşte alıştık çalışmaya. Evet. Öğrenciyik gerçi ama. Yapalım yastık. İşte o da böyle bir oldu. O da iyi evet. sordunuz bunu. O lotlar bir oldu ve üretime başladınız o evet. anda. Bir de tabii kış gelmeye başlayınca bu sefer yorgan veya işte dediğimiz yastık satma olayı bir anlamda imkansızlaşıyor. Sizin başka bir üretim veya da başka bir ticari malzeme bulmanız gerekiyordu. Evet. Bunu devam edebilmeniz için. O noktada ne yaptınız? Ne gibi çeşitler koydunuz içerisine? Evet, dediğiniz gibi doğrudur. Ben daha ortaokul öğrencisiydim. Önder liseyi bitirdiği için kalacaktı o işte yani. Önder evet. kardeşim. Evet, soğuk. Şimdi sokağa da koyduk ya. Evet. Kapının önüne sokağa böyle. Yağmur da gelecek. Bu defa annemin balkon camlığına. Önde olur ya camlık evet. derdik. Doğru. Geldik, yerleştik, biraz raf yaptık ve babam zaten yorgancı. Hı hı. Bu defa tabii Ağustos'da, Eylül, Ekim'de biraz anlaşmalara gitme gibi durum oldu. Öldürmeler sokaklarda evet. durdu. Babam da cesaret alıp dükkana gitmeye başladı. Peki, biz de bu defa yorgan yapmaya başladı. Hı hı. Yorgandan olmaz, işte bir de battaniye satın aldı. Ve en esas patlamamız, onu da yazarım. Bilmem bu kitaplarda var mı veya bundan sonrakilerde var.
post evet. satışımız. Ben notumu aldım onu. Dedim biraz sonra diğer bölümde konuşacağız onu. Çünkü gerçekten sizin ticari hayatınızda bir dönüm noktası gibiydi o baktığımızda. Üretime geçme babında da yani kendinizin karar verdiği. Acaba bunu biz üretsek nasıl olur gibisinde bir denemeniz olmuştu. O zaman sohbetimize kısa bir ara verelim. Biraz sonra bu bölümde başlayalım isterseniz. Evet. Peki. Değerli izleyenler, yeni bir haftada yine karşınızdayız. Bu haftaki kitabımız Dağ Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Turgut Turhan'ın 80 Pişmiş Kuru Yemiş adlı kitabı. Tabii çok ilginç, adını da gördüğünüz gibi 80 Pişmiş Kuru Yemiş. Tabii bu kuru yemişlerden bahsettiği hocanın 80 tane makale hazırlanmış. Bizim önümüze sunulmuş bir aperatif olarak veriliyor. Hoca bilineceği gibi Kıbrıs gazetesinde sürekli olarak Kıbrıs sorunu, Türkiye, yüksek öğrenimle ilgili makaleler yazmaktadır. İşte bu makalelerin bir araya gelip bizlere verildiği bu eser, tabii ki sürecin de Kıbrıs sorununda, yüksek öğrenimde nasıl geliştiği açısından bilgi veriyor. Bu değerli çalışma önemli bir kaynak ilerisi için. Tabii şimdikiler bu konularda belki pek yakın o konuları biliyorlar ama ileride 10 yıl, 20 yıl sonra nelerin tartışıldığını görmemiz açısından değerli bir çalışma. Okumanızı öneriyoruz. Söz ve Yazı'nın bu haftaki konu olan iş insanı Sayın Ahmet Samver'in Yaşanmış Öyküler serisinin 9. kitabını konuşuyoruz. Gitgide programımızın sonuna geliyoruz. Son bölümdeyiz Söz ve Yazı'da ve evet Ahmet Bey, biraz önce dediğim gibi sizin aslında üretim anlamında bir deney olarak, deneme olarak postlar vardı. Post sizin ticari zaman hayatınızda önemli bir yer tutmaktaydı. Bu post alım ve post ticaretine nasıl başladınız? Sonra evet. Tabii ki burada Amerikalı Mustafa İncirli diye posta üreten, evet post barındıran bir kişi vardı. Onların yaşadıklarınız vardır. Bundan biraz bahsedelim size. Evet. Post dediğimiz biraz bir halıcık olurdu. Tabii derisinden. Kuzu postu olarak. Evet, kuzu sonra koyun da almaya başladık. Daha büyük, güzel böyle yapıyorlardı. Yani güzel. Biz zaten çocukken doğduğunda ben hatırlarım hemen yatağımızın yanında post vardı. Post var. Acaba o kurban vardı yapardı. Kullanılırdı, her şey de işletildi. Doğrudur. Evet ama İngilizler merak etti. Ship iskin. Evet. Derlerdi acaba öyle bir şey. Ship iskin. Yani ship'in şey. Evet, evet ama tüylü fırçalardık onları böyle tel fırçayla. Beğendilerdi. Sonra büyük post satmaya başlayınca aşağı yukarı 1 lira kazanç yapardık ki 1 lira bir maaştı. Hı hı. O da çok mühim. Evet. Ama yani Mustafa, Amerikalı ha, evet, deposuna dere boyunda, evet. Dere boyunun eski adı tabana, tabakhane dengelme, sürekli kokan. Çünkü orada derede devamlı su vardı o zaman. Evet. Şimdi baraj yap durumlar, o gelmez. Ve orada şey yaparlardı. Post işi, evet. tabakçılık yaparlardı şeyciler, postçular. Amerikalı, Amerika'dan gelmeydi herhalde Mustafa Bey. Evi de tam sizin bahsettiğiniz şu anda California restoran olan yerdi diyorsunuz. O ev kendisinin çok miydi? Çok güzel bir ev yaptı. O ev bir böyle biraz geriden baksın. Varlıklı bir insan. Seyirciler merak ederse evet. Müthiş bir şey. 4 tane de arsa kendininindi. Evet. Şimdi apartmanlar yapıldı oraya. Evet. Evet. Çağlar. Evet. İncirli. Evet. Değil mi onun evet. soyadı? Zaten o da hem Amerikalı derlerdi hem İncirli derlerdi. İncirli de biliyorsunuz şeydir ha. Metehan'ın çıkışı nedir o? Rum tarafı. Orası İncirli'dir evet. Türkçesi. Stravolos. Devleri yer. Stravolos daha uzaktaki. Hemen Metehan'dan çıktığında çok iyi bilirik. Şimdi evet. şey yaptım. Rumca ismi de var. İncirli derler oraya. Oralı evet. galiba. Mustafa Bey'in büyük bir deposu varmıştı galiba. Evet. Değil mi? Siz gittiniz kapıyı bütün çaldınız. Bütün şeyi Türk salhanelerinde evet. veyahut da belki karışık onlar toplar. Sabahları giderler işte
biliyorsunuz sabaha doğru kesimler olur mezbahalarda. Onlar toplanırlar, öyle bir şeyleri var. Evet. Ama post almaya gittiğiniz zaman size post vermiyor, kapı dışarı ediyor. Siz de kitapta şöyle bir şey yazıyorsunuz. Zengin ile fakirin farkını ben o zaman anladım diyorsunuz. Sonradan anlaştık ama biz tabii paramız az. Mesela gittik işte 10 şilin tanesi 20 tane alacak, 10 tane alacak bir gücümüz var. Evet. Yığınla binlerce postcuk yani deri, evet, tüylü deri alacık. Biz de seçerik daha. Mesela bir saat, yarım saat geçti, daha iki tane seçtik. Şimdi Mustafa dayı anladı, bunlar dedi para yok. Ondan alacaklar. Ben de bir saattir burada, hafta sonu da gittik. Cumartesi. Evet. Babam dükkandan çıktı, yorgancı dükkanından gittik, evinin kapısını çaldık. O işte o lokanta olan evi. Hı-hı. Onun yanında bu İngiliz elçiliğinin karşısında bir ambarı vardı. Evet. Vazgeçtim dedi. Ne olmuştu dedi babam. Bir saattir hiçbir şey seçmediniz. Daha 3-4 tane seçtiniz. O zaman biraz acele ettik. Ne yapalım? İhtiyacımız var. Evet. Acele edip seçtik ve gittik. Tabii adamın, evet, kötü muamele sayılmazdı. Kendi haklıyız da. Bizim gibi yufka adamlara. Ama girişimciliğiniz devam etti. Hatta acaba biz postu kendimiz üretebilir miyiz diye bir şey ben de yapma. Ama galiba astar yüzünden pahalıya gelince... Oralarda evet, hep şey vardı. Oradan bir arkadaş bana dedi, onu al, bunu al, getir bana, ben yaparım sana dedi. Evet. İşte biraz üreteyim, ben yarıya mal edeyim hesabı. Onu, o bize çok yaradı. Sonradan da iç çamaşırcı olduk ya. Evet. Kaçta başladık? 68'de, çok değil. Evet. Yani ben devamlı yapayım, daha ucuz mal edeyim. İthal edeyim, daha ucuz mal edeyim. Tabii ticaret, üretime döndünüz. Ticareti biliyorsunuz. En ucuza alıp, evet, en pahalıya satmak, hiç evet, aradaki fark da karın olması, evet, karının da yüksek olması. Evet, şeydir. Ticaret o. Evet. Ticaret odur. Aynen. Kunduracı Ali Şevki Camgöz. Kimdi? Nasıl bir toplumsal yanı vardı Kunduracı Ali Şevki Camgöz'ün? Bunlar tabii siz Limasol'da yetiştiniz, orada da vardı. Sanatkar bunlar. Yani çok müthiş el becerileri olan insanlar bunlar. Şaşarsınız. Kunduracı spor ayakkabı şeyinde. Yarış, evet, futbol tabii, futbol çok oynanan ve hazır yok. Ne zaman? Dedik. 60 sene önceyi söylerim. Evet. 60 sene önce, evet. Bir markası var mıydı bu ürettiği bu şeyleri? Yani kendi adını falan. Camgöz üzerinde basacak bir şey de yoktu galiba. Çünkü ben allıydım ondan işte şey. Yani yarış şeyleri falan, futbol oynamazdım ama biraz yüksek atlama yapardım ben şeyde. Limasol'da da gösteri yaptık ya. Yeri tam neredeydi? Çünkü siz orada en az 2-3 saat oturup aslında o ayakkabının, spor ayakkabısının beklediydim, evet, şahit olduğunuz. Neredeydi tam yeri? Kadınlar pazarı, iplik pazarı dediğimiz yerdir. Yani şu anda Arastan'ın girişi sayılır. Yani bir meydanlıcık var ya böyle... Tokmacı var, Tokmacı'dan evet, Runtaran'a gidersin, bir daha Arastan'ın girişi de camiye gidersin. Evet. O meydanlıkta, bir kenarında, sağ tarafta. Evet. Çok enteresan. Hatırlıyor. Yani dediğiniz gibi o zamanlar futbol ayakkabısı dışarıdan veya spor ayakkabısı dışarıdan falan gelme gibi bir lüks, evet, yoktu. Her şey dikilirdi ki bugün düşündüğümüz aslında ne kadar çok önemli bir, hassas bir şey aslında ayakkabı. O adam bir oğlunu Almanya'ya yolladı, bu işi öğrensin. Almanya'da o zaman meşhurdu ya, Adidas'lar, evet, bilmem neler. Orada kaldı, orada mühendis. Bir daha doktor biliyorsunuz, ünlü. Evet. Gelip burada İngiltere'de araştırmalar yapar kanser üzerine. Hı hı. Gelip burada bu yürüyüş var ya, bugünlerde evet, oldu. Evet. Onu düzenleyen, o da oğlu. Evet. Bir de tabii ticaret hayatınızda üretime başladıktan sonra önemli ürünlerinizden biri de korse yapmaktı. İlkti sanırım o dönemlerde yapılan. Rumlara da galiba satıyordunuz değil mi? Kıbrıslı Rumlara da. Yani evet, ticaretin evet, işte Türk'ten Türkiye kampanyası değil, ticaret genişti o zamanlar. Biraz tabii gene katı olanlar şeydi, bizden evet, alanlar daha çok akılcılar, solcular. Evet. Ama arkadaşlarımız çok var diyor. Yardım da ederlerdi bize. Evet, şeyde il ticaretimizde post. Evet. Deri, halı, cık patlama yaptı ya dedik. Evet. Şeyde üretime de başladı. 68'de de üretime başladık. Şimdi herkesin yaptığı 60 tane atölye varmış. Kombinezon gecelik yapar. Kombinezon evet, vardı eskiden. Evet. Elbise altı astarı gibi. Evet. Onlardan yapardık çok. Ama herkes de yapabilirdi. Çünkü bir overlock, bir düz makineyle olurdu bu iş. Benim düz makinem de arada annemin makinasıydı. Evet. Yani o siyahsa bir de overlock aldık, yaparık bu işi. Giderik mesela. Özellikle Rumlar satardı daha çok.
Türk olduğum için değil, istemem oğlum dedi. Herkes getirir dedi. Herkes üretiyor. Bir tane varışıyor diye söyledim. Şeyi alan diyor, ses tasını alan diyor. Zembil. Evet. Zembilini alan diyor. Gelir İsmet Sefori'yi getirir. Ya şimdi korsa bir şekilde korsa kumaşları geçti elimizde. İngiltere'den kumaş alırken. Ve korsa yapmak istedik tüketmek için. Öyle bir niyetimiz oldu. Ses tasını evet. O kumaşlar geldi. Yaptık. Ve çok uzun zaman ettik. Kumaş çünkü şeydi böyle lot gene. Evet. Lottan ucuz. 1 liraydı mesela. Korsaya yapan da az. Bir Ermeni, bir Rum bile yoktu. Yani bir Ermeni de bahsediyorsunuz kitapta. Evet. 1 liraydı. Ben 12 şiline çıkarttım. 20 şilin 1 liraydı. Evet. 12 şiline verdim. Bu daha o gittiğim yerlerde şu istemem oğlum. Türk olduğum için değil yani şey oldu. Şimdi hani usandım yani, diyor. Herkes diyor, mesohori getirir. Mesohori. Nihtiga. Gecelik ve şey. Bu daha gittim. Korsa da var. Deyince göreyim dedi. Annik senalo falan. Evet. Biraz da şey yapalım. kaç para? 12 şirin. Getir bir düzüne. Evet. O korselerle bütün Rum dükkanlarına da girdik. Bu arada bir düzüne de şey getir. Mesofori. Yani evet, kombinasyon. Komizyon, evet. O da orada patlama oldu. Evet. Gerçekten İnsanın çok hayatı da böyle değil mi insanların? Gitgide programımızın da sonuna geliyoruz ama bir şey daha görüyorum ben burada aslında. Ticaret de aslında din, dil, ırk gerekmez ticarette. Ticarette. Yani şimdi müzikte nasıl ki işte müzik evrenseldir deriz. Hı. Çünkü ortak bir dildir. Veya edebiyat da ortak bir dil olabiliyor çevirdiği zaman. Ticaret de aslında yani konunun aslında merkezinde bir para kazanma olayı vardır. Evet. Bu para kazanmada kim hangi ırktandır değil olay. Herkesin para biraz. Bizde de işte savaşlar da oluyor. Az ama ben şeyden hep yazıyorum şimdi son şeylerinde. Bunda da var zannediyorsam. Ama bir tane daha soracaksınız zaten. Evet. Şeye, baskıya veriyorum. Hı. Onda da var. Çok yardım da gördüm ben Rumlardan. Yani bizi rakip de görmezlerdi. Başka bir Rum'u koymaz atölyesine. Ama Rum ben sokulurdum. Bu da Türk çok akıllı değil. Bir şey da iyi çocuk. Evet. Hep ben gelene gezerdim. Ve görürdüm ve sorardım da, bunu nasıl yapan? Vereyim sana makine derdi, vereyim sana malzeme derdi. Çok yardım gördüm. Evet. Ayıp diye söylerim. Çok arkadaşlarım oldu. İşimde bilhassa. Yani şey için, üretmek için. Ha, satışa da gelince dediğiniz gibi biraz böyle taraflı olanlar, milliyetçi olanlar biraz böyle zorlanırdı ama şey olanlar, akelci dediğimiz biraz solcu olanlar alırdı. Biz mesela o zaman Rumca faturalar yaptık. Arabalarımızın üstüne hiçbir şey yazmadık. Evet. İsmimizi Atlex yaptık. Tuhaf bir şey. Hem Rumca hem ne olduğu belli olmazdı. Mesela Toros vardı o zaman. Evet. Yulok vardı. Hı-hı. Onlar giderlerdi. O görürken de o beğenmeyenler Toros almazdı. İsmini görürken de. Ama o kadar rekabet de yaptık Rumlardan. Hiçbir tehdit. Bunu da söylerim. Hı-hı. 60 tane Rum rakibim vardı. Mesela atölyecik bunlar. Hiçbirinden bir tehdit, bir boykot, bir şey görmedim. İşten hafif bir şeyler olabilirdi. Olabilir. Ve yardım gördüm şeyde, üretimde. Üretimde. Çok enteresan. Ne istersen bana öğrettiler. Gitgide programımızın sonuna geldik. Tezgahta neler var sorumuzu şimdi soralım bakalım. Var? Bunun arkasında 10.sü mu geliyor? Diğer o ayrı kitaplar gibi farklı bir kitap da olacak mı bu serinin dışında? Yok, bu tipte olacak ama üçlü, bunları da üçlü yaptım. Yani bu 9 tane ilk üçü, evet. O anaokulu, ilkokulu, ikinci üçü gençlikten işte biraz. Lise, okul falan. Bu üçlü de biraz ticarete girdik. Bir üçlü daha çıkarıyorum. Ticaretle genel her şey ve yakın zamanda da bir şeyler, çok anılar oluyor ya. Bizim memlekette çok renklidir ha. Çok hareketli bir memleket olduğumuz için herhalde adı da çok oluyor. İş bitmez. Ahmet Bey çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yaşanmış öyküler Kıbrıs'ın eski ticaret hayatı ve ilginç ticari anılarım 9. Ve yeni yayınlarda da bir ay sonra size yolculuğum inşallah görüşürüz sanırım. Programımıza alır sizleri. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin size. Ben teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Sağ olun.
Evet, böylece bir söz yazı programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü konuğumuz iş insanı ama bugüne kadar 12. kitabını okurla buluşturmuş olan Sayın Ahmet Sanver'di. Ahmet Sanver'in Yaşanmış Öyküler, Kıbrıs'ın Eski Ticaret Hayatı ve İlginç Ticari Anılarım 9 isimli kitabı üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Haftaya yeniden birlikte olmak ümidiyle sözsüz ve yazısız kalmayın diyoruz. Hoşça kalın.